Merhaba, Çanakkale'deyiz. Mehmetçik Feneri'ndeyiz. Ertuğrul Tabyası'ndan bir önceki videodan biraz daha ilerlediğinizde buraya geliyorsunuz. Öncelikle bu video bir 360 videodur. Bu videoyu daha güzel izleyebilmek için telefonunuzu sağa sola yukarı aşağı çevirebilir. Parmağınızla ekrana basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatabilir. Eğer bilgisayarda izliyorsanız da mouse'la görüntüyü basılı tutarak sağa sola yukarı aşağı oynatarak her tarafı görebilirsiniz. Benim yanımda geziyormuş gibi her yeri istediğiniz açıdan izleyebilirsiniz. 4K çözünürlüğü alırsanız da görüntünüz gayet net olacaktır. Evet. Seddülbahir Köyü sınırları içinde yer alan Mehmetçik Feneri bakıcı konutu ile birlikte 1856 yılında Fransız Fenerler İdare Umumiyesi tarafından Kırım Savaşı sonrası askeri gemilere yol göstermek amacıyla inşa edilmiş bir yapıymış. Gelin içeriye bir dolaşalım şimdi sizinle. Sonra arka tarafta da güzel bir seyir terası ve limanı var. Geçmişi taramak. Keşif dalışları demiş. Gelibolu tarihi sualtı parkı demiş. Oşinografi. Deniz sularının jeolojik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik açıdan incelemek kapsamı. Ortaya koyma amaçlı disiplinler arası bilim ilgisi. Yapılan saha çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmiş. Neymiş? Gelirken biz de şuraya bakalım. Saha çalışmalarıyla ilgili. Yine burada bilgiler verilmiş. Böyle araçlarla gidip incelemeler yapmışlar. Burada tabi savaş zamanından kalma bir sürü batık mevcut. Batıkların yerlerini gösteren bir harita. Arka tarafta şöyle bir iskele var. Oraya ineceğiz birazdan. Çanakkale batıkları demiş. Burada yere bir harita yapmışlar. Biz şu an yaklaşık şu noktalardayız. Evet, gemi. Kamera penceresi gibi yapmışlar. Atan gemilerin fotoğrafları ve bilgileri. Deniz mücadelesiyle ilgili bilgiler verilmiş. Majestik batı diyor. bakıyor Mehmet Han diyor. Bunlar da Batı'nın hangi noktasından çıkarıldığını göstermişler. Şurada da ölçek verilmiş. Bakın şu kadar mesafe 20 metreymiş. Devasa bir batık. Aslında keşif dalışları. Artık bu batıklar deniz canlılarına ait. Batıklar içinde alındığında birçok da farklı farklı deniz canlısıyla da karşılaşabiliyormuşuz. Proje ekibi hakkında bir bilgi verilmiş burada. Çalışma yapıyorlar, işaretliyor bulduğu yeri, bulduğu noktayı. Orada dev gibi bir tane deniz çapası. Herhangi bilgi düşünmemiş batıklarla alakası olup olmadığına dair. Her iki tarafta bir de harika bir seyir terası ve liman var. Orayı da sizinle paylaşayım. Videoyu kapatabilelim. Tahtalar basamak gibi değil de eğim olarak koyulmuş. O yüzden dikkatli yürümek gerekiyor. Burada da bir tane sarnıç varmış. Ama sarnıçla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Şimdi oradaki o haritalardan, fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla muhtemelen buraya çok uzak olmayan noktalarda batıklar var. İşte açıkçası bu seyir terasları da biraz onun için kurulmuş gibi hissettiriyor bana ama onunla ilgili bir bilgi göremedim maalesef. Su çok güzel, muhteşem bir deniz var aşağıda. İneceğiz aşağı şu limana kadar indireceğim sizi. Bu muhteşem suyu en yakın noktasından bir görmemiz gerekiyor. aşağı kadar inmek istemeyen için de buraya böyle bir teras yapmışlar. Biz her gün buraya gelmiyoruz. O yüzden her noktasına gidip bakmamız, ulaşmamız lazım. İnişler hep keyifli, rahat oluyor da video bitiminden sonra benim için bir de dönüş başlayacak. Sanki zaman zaman su buralara kadar çıkıyormuş gibi. Şu suya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Muhteşem. Çok güzel. İçindeki balıklar bile gözüküyor. Bilemiyorum tabii kameraya. Balıklar ne kadar yansır. Küçük küçük balıklar bile. Daha önce de söylemiştim bir videoda. Şehir, deniz, göl, nehir. Ama özellikle deniz ve göl. Bir su kenarında olması gerekiyor şehrin. Yani şu suyun, su sesinin size verdiği dinginlik, rahatlık hiçbir şeyde bulunamaz. Sanırım hızla derinleşiyor çünkü burası bayağı derin gibi ve aşağıda balıklar var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bayağı bir balık var aşağıda. Su hızla derinleşince şimdi açıkçası biraz yürüktüm, o yüzden ben beriden yürüyorum. Şu an burada da tek başımayım. Gereksiz risklere girmenin hiçbir anlamı yok. Ama suyun sesi muhteşem. Çanakkale'deydik. Mehmetçik Feneri. Sualtı Müzesi diye de geçiyor. Çünkü bu su altındaki batıklarla ilgili bilgilerin verildiği bir müze burası. Limanına kadar, aşağıya kadar indik. Sizinle birlikte gezdik. Başka bir mekan ve başka bir videoda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.